Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi. Biliyorsunuz ki KPSS'ye girmiştim. Biraz önce de alan sınavından çıktım. Bu süreç de böylece bitmiş oldu. Uzun, yorucu, bitmeyen bir süreçti. Umarım sonuçlar çok güzel olur. Benim sınavım orta derecede geçti. Kafa karıştırıcı sorular da vardı. İnşallah cevaplar açıklandığında bakacağız. Çok yanlışım yoktur diye umuyorum. Ben şu anda anneannemin kışlık evindeyim. Son 2 aydır burada tek başıma kalıyorum. Kimseyle görüşmeden ders çalışıyorum. O yüzden benim için ekstra zorlayıcı bir süreçti aslında. Artık ben de birazcık kafamı rahatlatmak, sevdiklerimle beraber olmak istiyorum. Şimdi ailemle beraber bu evi toplamaya geldik. Eşyalarımı toplayacağız, temizlik yapacağız. Bu evi kapatıp gideceğiz artık. Ben de bugünümü sizin için çekmek istedim. Bundan sonraki videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi her yerde kitap var. Hatta önceki sınavdakileri annemlerle eve göndermiştim. Şimdi önce valizimi hazırlayacağım. Sonra temizliğe geçeceğim. Süpürge sesi geldiği için de buraları hızlandırmış olarak geçeceğim. Derecede yoruldum. Ama yine de şimdi böyle hazırlandım. Teyzeme gidiyoruz. Yolda pasta alacağız. 3 gün sonra doğum günüydü. Şimdiden kutlayalım dedik. Ben de ne zamandır hiçbiriyle görüşemiyorum. Birlikte vakit geçireceğiz. Yine orada da çekerim. Ve teyzem arıyor. Teyze ne yapalım? Ancak bitti ya. Neymiş bu arkadaş? Vallahi çok iş vardı. 1 saat bile sürmez. Hayır. Tamam, hadi görüşürüz. Pastamızı almaya geldik. Annemle tanışın. Ama maskeyle tanışamıyoruz. Aynen öyle.
Ay şu benim sevdiğim yazılardan mı? Güzel bence işte, o olur mu? Olur olur, o olsun o zaman. Tamam, hadi o olsun. Aynen. Başka bir sene var mıydı? Bir de ben üstüne şu şeylerden alayım bir tane, çok güzel bunlar. Hani yazı yazdıracağımıza tamam, bundan aynen, alalım. Aynen, aynen, öyle yapalım. Şu iyi ki varsın var, mutlu yıllar var. Mutlu yıllar mı olsun istersin? İyi ki doğdun var. İyi ki doğdun olsun böyle. Mutlu yıllar da güzel. Hangisi istiyorsa olmalı. Bunu istiyor musun? Ay yok. Benim aram yok biliyorsun tatlıyla. Sadece şöbiyet hayır diyemem ama onu tamam, şimdi evet, istemem. Allah nasıl bir göçebeyiz. Anne! Pastayı ezerek geçtim. Teşekkür ederim. Allah bir şey olmamıştır. Kutlu bir şey. Ben bilmeyeceğim, bu ne ya? Sen bilme, sen merdivenden git. Ooo. Hadi çabuk. Göçebelik. Gerçekten göçebelikten çok yoruldum. Her yere eşya taşıyorum. Asla sabit bir yerde kalamıyorum. Bu gece de teyzemdeyiz. Belki özledin mi beni? Özledim. Yerim ben seni. Ne ya? 15 lira para verdim. Bir de taşıda sık var. Kötü çıkmış. Hmm, tamam. Ben de bir şey alsam. Tamam. Sofranın güzelliği. Enişte ne yapıyorsun? İyiyim, sen nasılsın? İyi ben de. Kameranın altında. Evet. Esaretten kurtuldum bugün. Sınavlar bitti ya. İyi gibiydi ya. Bakalım inşallah olur. İnşallah. Zaten teşvik var işte. Evet. İnşallah olsun artık. Daha ne yapayım bilmiyorum. Ne zaman belli olacak? 22 Ekim. Bir ay var. Hangisi? Ben şunu beğendim. Tabii güzel. Minik bir şey yerim ben. Şu kötü mü? Ya pardon, o güzeldi. Bu diyorum ya. O güzel. Hiç yemedim. O çok güzel. Bana hiç çiçek sepeti gelmedi hayatımda. Allah, söyleyeyim de kamerayı. Geldim. Ben şey yapayım, sana göndereyim doğum gününü. Olur. İstanbul'dasın ya. Evet. Dur ben kendim açayım. Aç bakalım. Aa. Aa. O ne? Maske. Güncel bir hediye olmuş maske. Evet. Çocuk maskesi. Kaç tane olmuş enişte size buna? Keşke kamerayla Brawl. Fotoğraf mı çeksen keşke? Hayır, Brawl Stars. Oyun adı mı o? Evet. Valla çok oynayacağım. Tamam tamam. Yürüm ben seni çekeriz. Sen tut bir, bak şuradan tut. Şuradan tut beni evet. Çek. Ben zaten su koymuştum. Nasıl? Evet. İyiyim. Beğendin mi? Beğendim. Çok güzel ya. Nasıl çekeceğiz? Yaşıncı bir yemek yaptı. Pablo gibi. Ay çok güzel. Burayı da Berk yedi ama. Çok açım. Aynen. Bu kadar çok yedin mi? Burada bundan bir önce izleyeceğiniz videoyu montajlarken mahvoldum. Gerçekten böyle bir bilgisayar olamaz. Çok fena. Sokuyor. Gerçekten o kadar ağır ki. Unutmuşum montaj yaparken ne kadar çile çektiğimi. Umarım atacağım bu videoyu. Evet, kendini tanıt. Ben Işınsu, gastronomi okuyorum. Akdeniz. Akdeniz Üniversitesi gastronomi. Evet. Ama uzaktan eğitim kurban. Çok bu da benim kardeşim. Bir şey diyeceğim. Hızlı. Hani doğum günü yapacağız. Doğum günü yapacağız şimdi. Benzeme. Hadi gidelim. Koş. Ya. Hadi. İyi ki doğdun anne. İyi ki doğdun.
değil, sen değil. Bir dakika. Ya yok böyle bir şey. Bir, iki, üç. Pasta! 48 yaşına giriyorum. Kaç görünüyor ama? 28. Evet, 28. Vallahi 28 görünüyor. Evet, tam 20 yaş aşağı. 20 yaşında. Oyunu günleri saymazsan 28. Evet, 20 yaşında bir kızım var. Bir de 8 yaşında bir oğlum var. 40 yaşında doğdu. Evet. İyi ki doğdu. Evet, çok İyi ki de doğmuş, çok seviyoruz. Çok da güzel bir pastamız var. Ben açacağım pastayı. Berk çok sabırsızlanıyor pasta yemek için. Ona en büyük dilimi verelim. Evet, yok artık. Evet. Evet, şimdi doğum günümüzü yaptık. Ben hala bu videoyu montajlamak için uğraşıyorum ve çok geç bitecek büyük ihtimalle. Umarım yetiştirebilirim. Bir kapanış yapmaya geldim. Biz evimize geldik annem babamla birlikte. Antalya'nın ilçesi Kumluca'da oturuyoruz. Ama ben burada da fazla kalamayacağım. Dediğim gibi sabit kalamıyorum bir türlü. Ablamın yanına gideceğim İstanbul'a. Uzun süre orada kalmayı düşünüyorum bundan sonra. Ayrıca dün alan sınavı soruları açıklandı. Çok fazla mesaj aldım kaç netim olduğuna dair. Bu videonun sonunda da kaç netim olduğunu söylemek istedim. Benim alanım bu arada psikolojik danışmanlık ve rehberlik. Alanda 6 yanlış, 2 boşum var. Yani 65,5 net olacak. Gerçekten çok iyi yapılmış sanırım. Yorumlara baktığımda çok yüksek netler yapılmış. O yüzden bilmiyorum ama ilk kısımlarım da iyi olduğu için GKG'ye 80 üstü, eğitim bilimleri de 70'e yakın net beklediğim için umutluyum açıkçası. Sonuçlar 22 Ekim'de açıklanacak. Umarım olur. Umutlanmak istiyorum sonuçlar açıklanana kadar. İnşallah güzel olur. Merak edenler için de bunu buradan söylemiş olayım. Bundan sonra günlük hayatıma dair bu kanalda videolar görebilirsiniz. Sınav sonucumu, her şeyi sizinle paylaşmaya çalışacağım. O yüzden lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi zilinde açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.